Değerli Güven Grup takipçileri, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz ürün, bundan bir önceki videoda incelediğimiz Smartwatch S2'nin, şimdi de Smartwatch S2 Pro'sunu inceleyeceğiz. Bu arada da bize bu ürünü gönderen www.telefonaksesuari.com.tr'ye ayrıca teşekkürlerimizi tekrardan sunuyorum. Şöyle bir kutumuzun üzerine gezecek olursak, Smartwatch S2'nin kutusu biraz daha dikdörtgen şeklindeydi. Bu Pro'sunda kare bir şekilde gelmiş. Şöyle bir kutunun ön yüzüne geçecek olursam, kutumuzun ön yüzünde sol tarafında bir resim var. Saatimizin resmi var. Yan tarafında ise saatimizin ismi burada yer alıyor. Kutunun sağ alt köşesinde de yine Lenovo'nun simgesini görüyoruz. Hemen arka kısmına geçtim. Bunun etrafında herhangi bir şekil veya herhangi bir yazı yok. Bilgilendirme yok. Hemen kutunun arka tarafında ise yukarıda yeniden uyku modu. Özelliklerini burada sayıyor. Uyku modu özelliği olduğunu, adım sayar özellikleri olduğunu, termometre, ayrıca bu S2'de termometre özelliği yoktu. Şimdi S2 Pro'sunda termometre özelliği de gelmiş. Onları hep deneyeceğiz. Bakacağız birazdan. Kutumuzda herhangi başka bir bilgi yazmıyor. Kutumuzu açmadan hemen önce bir özelliklerini sayalım. Önden bir bilgi edinmiş olalım. Kutumuzu açtıktan sonra da testlerle beraber bu bilgileri de doğru olacağız. Smartwatch S2 Pro kronometre özelliğine, SMS özelliğine, bildirim alma özelliklerine sahip. Su geçirmez bir yapısı var. Uyku takibi yapabiliyor. Telefonla etkileşim halindeyken titreşim özelliği var. Nabız ölçer özelliği var. Adım sayar özelliği var. Ve cihazda ayrıca da 23 adet spor modu bulunmakta. Bluetooth versiyonu ise 5.0 ve üstüne destekliyor. 240'a 280 piksellik bir çözünürlüğü var. Şarj süresi ise 3 saat. Çağrı yanıtlama gibi bir özelliği var. 1.69 inçlik bir ekranı var. Pil kapasitesi ise 250 mAh ve bekleme süresi ise 15 gün olarak özelliklerini burada görüyoruz. Smartwatch S2 Pro'da eksik olan yanlar ise sesli görüşme, kamera ve GPS'in yokluğu gözümüze çarpıyor. Şöyle kutumuzu açmaya geçelim. Hemen şu arka bantlarından bir kurtaralım. Hemen kapağımızı kenara bırakıyorum. Evet, saatimiz ayrı bir şekilde kutuya yerleştirilmiş. Hatta şunu çıkarmayalım. Şöyle, şurada bir tutamacı var. Şöyle kenara bırakıyorum. Kutumuzun içinden kordonu farklı geliyor. Ve bir de herhalde şu altında, evet. Burada da bir şarj aletimiz var. Burada manyetik mıknatıslı bir şarj aleti. Watch S2'de olduğu gibi Pro'sunda da aynı şekilde şarj aleti geldi. Yine garanti belgeleri, kullanım kılavuzları kutunun içinde yer alıyor. Herhangi başka bir şey göremiyorum şöyle. Herhangi başka bir şey yok. Şöyle saatimizi kutumuzdan da kurtarabilirsek. Tamam. Hemen bir yine önceki gibi bir etiketimiz var. Etiketimizi çıkarıp kutuya bırakıyorum. Şöyle saatimizin sağına soluna bakacak olursak, burada bir adet tuşu var. Arkasında veya diğer taraflarında herhangi bir tuş göremiyorum. Başlangıç ve kapatma tuşu da burada gözüküyor. Hemen şöyle arka tarafına geçecek olursam, alt tarafta yine manyetik bir şarj aletimizin yuvası var. Üst tarafta da sensörler yer almakta. S2 Pro etiketi burada var. Herhangi başka bir şeyimiz yok. Kordonumuzu yerleştirirken şu arkasında bir pim görüyoruz. Onu ön tarafa değil de saatimizin arka tarafına denk gelecek şekilde pimini de aşağı doğru çekip yuvasına oturtturduğumuz zaman, evet, şu an oldu. Hemen diğer tarafında hallettiğiniz zaman tamamdır. Evet arkadaşlar, saatimizi açmak için şu an her şeyimiz hazır. Hemen şöyle bir saatimizin başlatma tuşuna uzun basıyorum. Evet, saatimiz açıldı. Bizi böyle bir saat ekranı karşılıyor. Evet, burada bir ekran açıldı böyle. Bir de bir sağa kaydıralım. Burada da adım sayar. Ne kadar kalori yaktığımız falan burada hep çıkıyor. Hemen yukarıdan aşağı kaydırdım. Burada bildirimlerimizi kapatıp açabiliyoruz. Burada bir parlaklığımız var. 25'lik dilimlerle azaltıp çoğaltabiliyoruz. Şu an 100 dursun. Evet, sol altta da saatimizin uygulaması için bir QR kod bırakmışlar. Bunu da güzel düşünmüşler. Güzel olmuş. Telefonunuza bunu okutarak da saatin uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Buradan hemen ben şöyle bir sağa sola gidelim. Burada herhangi başka bir bölüm yok. Ayarlara giriyorum. Buradan saatimizin ekranını ayarlayabiliyoruz. İstediğiniz görseli seçebilirsiniz. Ben şimdilik şu kalsın, dursun. Yukarıdan aşağı gelmiştik. Burada herhangi bir şey yok. Ayarlardan kaldığımız yerden devam edelim. Tekrardan burada parlaklık bölümü var. En altta ise saatimizi buradan tamamen kapatabiliyoruz ve buradan da sıfırlayabiliyoruz. Şöyle bir geri gelelim ana ekranımıza. Az önce yukarıdan aşağı gelmiştik. Şimdi de bir sola doğru kaydıralım. Evet, burada da genel olarak saatin ayarları görünüyor. Burada training modları var, antrenman modları var. Yaklaşık 23 tane modu var demiştik. Burada bir statülerimiz var. Adım sayarımız, kaç kilometre yürüdüğümüz ve kaç kalori yaktığımız bilgiler yer alıyor. Burada da bir nabız ölçerimiz var. Şimdi birazdan deneyeceğiz bunları da. Arkadaşlar, burada da kandaki oksijen miktarını test edebiliyorsunuz. Şu an bileğimize takılı olmadığı için herhangi bir test sonuç vermeyecektir. Hemen bir altta uyku modumuz var. Uyurken de verilerinizi ölçmeye devam ediyor. Hemen şöyle hava durumumuz da var burada.
Hava durumumuzun altında ise müzik listemiz var. Bunlar da telefona bağlayınca gelen özellikler. Mesaj kutumuz var. Mesajların hemen altında ise şuradan daha fazla seçeneğinden stopwatch yani kronometremiz bulunmakta. Hemen buradan da bir geri gelelim. Hemen altında ise buradan da 1, 3, 5, 10 seçenekleri var. Şimdi 3'e basıyorum. 3 dakikadan hemen başlayıp geriye doğru 3 dakika bitene kadar bir sayaç başlatıyor. Hemen şöyle bunu da bitirelim. Geri çıkalım. Mor ve en alta geldik. Burada da ayarlar kısmı var. Ayarlara girdikten sonra en üstte yine ekranları değiştirebiliyoruz. 2, 1... Kayıt. Evet arkadaşlar, şimdi hemen cihazımızı şuradan bir bağlayalım. Hemen şuradan Watch S2 Pro'muzu seçiyoruz. Onayla dedim. Saatimizde herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Telefon zaten saatimiz açık olduğu sürece şu an cihazımız aranıyor. Evet, saatimize şu an başarıyla bağlanmış bulunmaktayız. Burada da gördüğümüz gibi Watch S2 Pro. Şöyle hemen buradaki telefonumuzda ayarlara bakacak olursak bilek kaldırma ile ekranın aktifleştirilmesi diyor. Ben bunu kapattığım zaman herhangi bilek hareketinde telefonun ekranı açılmayacak ama ben bunu açtığım zaman şu an gördüğünüz gibi hemen açılmış bulunuyor. Kalp atış hızının devamlı algılama şu an açık. Rahatsız etmeyin modu kapalı. Ekranın açık kalma süresi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani ekrana dokunmadığınız süre boyunca ekran ne kadar açık kalsın? 5, 10 ve 15 saniye olarak. Şöyle aşağı iniyorum hemen. Alarm ayarlarımız var. Burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Burada haftanın her günü olarak 3 adet alarm ayarlayabiliyorsunuz. Hemen aşağı iniyorum. Mesaj bildirimi diyorum. Burada istediğiniz programdan, telefonumuza bağlı olduğu için istediğimiz programdan gelen mesajları burada aktif edebiliyoruz. Burada vücut sıcaklığı ayarlarımız var. Buradan zaman aralığını seçebiliyoruz. Başlangıç ve bitiş saatlerimizi. Sıcaklık uyarısı var burada. Mesela ben 36 derece olarak ayarladım. Şurada gördüğünüz gibi 37.3 ayarlanmış. 37.3'ün üstüne çıktığında saat yine bir uyarı veriyor bize. Buradan da birimlerini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bir aşağı indiğimizde kadran ayarımız var. Burada özel kadran diye bir seçenek var. Burada uygulamanın kendi içinde olan kadranlar var. Burada da özel kadran dediğimiz özel kadranlar var. Hemen şuradan şu kadran hemen yükleniyor dedi. Seçtim. Yüklemesi biraz uzun sürecek gibi. Şurada gördüğümüz gibi doluyor. Evet, ekranımız şöyle yüklendi. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar, saat bunun altında da hemen fotoğraf çekmek için sallayın bölümü var. Şu an ben bileğimi salladığım anda sallıyorum. Evet. Bileğimi sallıyorum ve fotoğraf çekimi gerçekleşiyor. 3 saniyede bir süre veriyor. Bir daha hemen fotoğraf çekti. Şöyle bir daha sallıyorum. Gördüğünüz gibi. Burada saatin genel olarak kilometre veya mil üzerinden hesaplama yapmasını burada ayarlayabiliyoruz. Zaman formatını 24 saat veya 12 saat üzerinden ayarlayabiliyoruz. Veri senkronizasyon sıklığı da istediğiniz dakika ayarlayabilirsiniz. Burada yarım saat olarak durmuş. Şimdilik kalsın böyle. Ve en sonki yazılım güncellemesi gelirse de şu an en son sürüm. Yazılım güncellemesi gelirse de güncelleyebilirsiniz. Hemen uygulamamızın ana menüsünde ise burada gerçek zamanlı kalp atış hızı. Şu an gördüğünüz gibi saatte de 71-72 saniye saniye aynı şekilde ilerliyorlar. 73. Burada bugün yakılan kalori seçeneğimiz var. Yine koşu modunda kilometre, kalori ve kaç dakikada koşu yaptığınızı, nereye kadar koşu yaptığınızı, kaç kilometre koşu yaptığınızı görebiliyorsunuz. Bisiklette de aynı verileri görebiliyorsunuz. Ve diğer spor modlarında da yani 23 adet spor modunda da aynı verileri görebiliyoruz. Uygulamanın en üst kısmında da günlük hedeflerimiz var. Burada günlük kaç saat uyuduğumuzu şu ay şeklinde yuvarlak tablodan görebiliyoruz. Ve bir de kaç adım attığımızı şuradaki yuvarlak tablodan görebiliyoruz. Şimdi de saate gelen bildirimleri bir kontrol edelim. Bakalım şu an bir mesaj gelecek bize. Bekliyoruz. Evet, aynı zamanda hem telefonumuza hem de saatimize mesajımız geldi. Şöyle göstereyim. Şu an WhatsApp'tan bize bir arkadaşımızdan videoya like atın diye bir mesaj gelmiş. Şu anda da videoyu durduruyorsunuz ve like atıyorsunuz. Tamam, devam ediyoruz. Buradan da çöp kutusuna basarak şu an mesaj yok diyebiliyoruz. Bir de WhatsApp ayrıca SMS'ten de biz bildirim alabiliyoruz. Hemen bir SMS'ten de bir mesaj alabilirsek. Evet, gördüğünüz gibi hem telefonumuza hem de saatimize mesaj gelmiş durumda. Şöyle yine aşağı kaydırdığım mesajımı buradan görüntüleyebiliyorum. Bir de bir çağrı gelsin. Bir telefonumuzu arayalım. Evet. Şu an hem telefonumuz çalıyor hem de saatimizin ekranında gördüğünüz gibi çağrı yanıtlama kısmı var. Evet arkadaşlar, güzel bir videonun da sonuna geldik. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve sol alttan da Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, güvenle kalın.